Senkron. Evet arkadaşlar, videonun başlarında gördüğünüz üzere bugün yapay zeka ile nasıl seyahat planı yapabilirsiniz size onu anlatacağım. Birkaç tane YouTuber, Barış Özcan, Orkun Işmak falan zaten yapay zeka ile ilgili videolar yaptı. Yurt dışı şu an yıkılıyor, herkes yapay zekayı konuşuyor. Yapay zekanın yapamayacağı neredeyse hiçbir şey yok. Ben bugün ileride yapacağımız bir Stockholm seyahati var. Size örnek olarak bir seyahat planı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ve Stockholm'e gittiğim zaman da bu yapmış olduğum plana sadık kalıp aslında seyahatimi planlayacağım ve seyahatimi yapacağım. Umarım bu video size faydalı olur ve siz de bir şey planlayacağınız zaman yapay zekayı kullanırsınız. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, ChatGPT diye yazıyorum. Hemen ilk çıkana diyorum OpenAI.com aslında. Try ChatGPT diyorum. Sonra bana şöyle bir ekran açılıyor. Şurada bir send message kısmı var ama küçük bir upgrade to plus kısmı var, ona değineceğim. Buradan upgrade yaptığınız zaman 20 dolara, aylık 400 lira gibi maliyeti var. Çok bence gerekli değil. Bir tık daha ekstra özellikler kazanabiliyorsunuz ama bütün aslında işi görüyor. Bu arada yapay zeka Türkçe de konuşuyor. Mesela ben ona hello dediğim zaman bana bir cevap veriyor. Mesela nasıl yardımcı olabilirim diye. Ama merhaba yazdığım zaman da bana bir cevap veriyor aslında. Onun için Türkçe de konuşmuyoruz. Türkçe cevap vermesi biraz da yavaş olabiliyor. Mesela biz şimdi Stockholm'e ayın 28'inde gideceğiz. 28 Nisan ve 1 Mayıs'a döneceğiz. Mesela İngilizce bir yazayım. Be in Stockholm. Şöyle yazalım. From 28 of April to 1st of May diyelim mesela. Hemen hatta bak hemen recommendations verdi. Yani hemen öneriler verdi aslında. Ben daha hiçbir şey sormadım. Direkt anladı benim orada olacağımı ve Stockholm'le ilgili bir sürü gördüğünüz gibi açıklama geldi. Patır patır hem de. İnanılmaz hızlı geliyor. Yani bir insana bunu sorsan, burayı biliyor olsa bile bu 7 tane maddeye sana hızlı bir şekilde cevap dönemez. Ama bunu biraz revize edelim. Yani şimdi burada sadece 1'den 7'ye kadar aslında mekanları dizdi. Ben diyorum ki ona mesela şöyle yapalım. Plan according to my days diye. Hop bak, çok basit bir İngilizce. Hop gördün, day 1 dedi direkt 28'i. Visit old town, Gamlestan, işte afternoon, evening, morning. Bir de resmen sabah öyle akşam plan yapıyor sana yani. Ta 4 günlük bir plan yaptı. Hatta bunu da Türkçe sorayım yani. Bu son cevabını Türkçe'ye yazamadım. Türkçe'ye çevirir isim, nazik davranalım karşımıza. Elbette. Sabah Eskişehir yani Gamlestan ziyaret edin ve Kraliyet Sarayı, Sor Kiran gibi tarihi yerleri keşfedin. Öğleden sonra Stockholm'in takım adalarını su üzerinden bla 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 yazdı. 30 Nisan yazdı. Ondan sonra 1 Mayıs'ı yazıyor, 4. günümüzü. Ama dahası da var. Yani bu daha hiçbir şey bu arada. Aslında Nobel Müzesi var. Mesela onu da eklemesini istiyorum. Bu plana Nobel Müzesi ziyaretini de ekler misin? Hadi bakalım. Hop, yeni programı düzenledik. Bakalım nereye koydu? Öğleden sonraya koydu. Buradaki öğleden sonra yani 30'unda yoktu. Muhtemelen bunu buraya koydu. Neden biliyor musunuz? Mesafeleri biliyor. Ben de diyelim ki mesela bu mekanlar arasındaki mesafeleri de belirtir misin? Bak, Eskişehir diyor ki 5 dakika yürüme mesafesi. Kraliyet Sarayı 2 dakika yürüme mesafesi. Tekne turu bilmem ne 7 dakika. Yani birbirlerine bu arada olan bahsediyor yani. Ya da şehir merkezine olan yeri gösteriyor. Belki kaldığımız yeri şu an belirlemiş olsaydık, ben kaldığımız yerden bir tane belki de seyahat planı çizmesini isteyecektim. Bana direkt ona göre çizecek. Mükemmel değil mi? Aynı zamanda diyorum ki ben bu mekanların tahmini giriş ücretlerini de merak ediyorum. Büyük oyluk ama anlar. Mesela bak, yine programı hiç bozmuyor. 17 dolar. Öğrenciler içini bile belirtiyor. Tekne turu da ikinci gün. Gideceğimiz yerlere göre ve aradaki mesafelere göre de en son bir tane özet isteyebilirim bence. Mükemmel olur ya. Mükemmel. Hiç uğraşmamıza gerek yok artık. Eskiden gir Google'a, şu mekana gideceğiz, bu mekana gideceğiz, neresi? Adam sana pat diye çıkartıyor işte. Tabi tahmini olduğunu belirtiyor. Son olarak hem mesafe hem ücret bilgisi ve planı olmuş. Tabi hemen Eskişehir yine Gamlestan. İşte 5 dakika. Kraliyet Sarayı'na giriş ücreti yetişkinler için 160 SEK. Yani Swedish bir şey muhtemelen.
etkinlikler için 168 bilmiyorum ne olduğunu. Yaklaşık 17 dolar yani 340 lira gibi ücreti var diyor. 2 dakika yürüme mesafesi diyor. Tık 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 buradan hepsini listeliyor. Bu en son oluşturmuş olduğumu da zaten açıklama kısmına bırakırım. Oradan görürsünüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pat diye planımızı oluşturdu. Belki aralarda revize etmek istediğiniz mesela aradan bir tane mekanı başka bir mekanla değiştir falan dediğiniz zaman da doğrudan o değişikliği sizin için yapıyor. Sanırım bu olay faydalı olmuştur. Bu arada yani bu en basit örneği ve yaklaşık 2 dakikada şu an videonun süresi kadar hemen pat diye bir seyahat planı yapmış oldum. Burayı isterseniz bu mekanlarla ilgili görseller ya da YouTube'daki videoları varsa tahmini YouTube videoları, onların linklerini vesaire hepsini aslında ekliyor. Birazcık korkutucu da bir şey ama gelecek bu arkadaşlar. Umarım bu video size fayda olur. Siz de planlarınızı buradan yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Gözde ile beraber zaten sürekli seyahatlere gidiyoruz. Seyahatlerimizi takip etmek istiyorsanız kanala abone olun, yorum yapın, beğenin, destek olun bize. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar. Uzun zaman sonra bu şekilde kameranın karşısına geçip video çekmek zor geldi. Ama umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşürüz.